Oyuncularımız, öncelikle onlara tekrar ben teşekkür ediyorum. Hepsi sakatlanma ve futbolu bırakacak kadar sakatlanma riski olmasına rağmen kupa finalinde takım kaptanı Hakan'ın Yugoslavya'ya gidip, eski Sırbistan'a gidip tedavi olup gelip oynamak istemesi. Kadromuz dar, problemler yaşıyoruz. Bu gibi fedakarlıkların sonuna kadar hiç önemli olmayan bir takım kuralları kullanarak Sayın Mustafa Bey, bırakan başkanımız, ondan önceki sonraki Emin Beyler, Aytaç Beyler, Berkay Beyler, bunlar oldukça takıma yakın ve bizi o süreçte destekleyen insanlar oldu. Biz bu takımı terk etmedik. Çünkü bir söz vermiştik ve bu projenin burada gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu süreci doğru yönetmeye çalıştık ve bu sene de yine finansal olarak limitleri aşmadan genç oyuncular. Bugün 3 gol atan çocuk 23 yaşında. Yine Gökdeniz 21 yaşında, Bünyamin 21 yaşında, Gaşa 24 yaşında. Bunun gibi daha arkada oynatacağımız Ümit Milli Takım'a giden Erkan Eybil 21 yaşında. Bunun gibi oyuncular gelecek daha. Bir genç kaleci aldık. Büyük bir ihtimal Rut'tan sonra kaleyi alacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu süreçte biz Antalya Spor'un geleceğini kazanmak istedik. Ve geleceğini kazanırken de ben kendi kariyerimde bir takım şeyleri düşünmeden, evet burada bu planın yapım. Çünkü ben futbol adamıyım. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindeyim. Kariyerimde bunu yapmak ve bu şekilde bir kulübü hem finansal açıdan hem oyuncu donanımı açısından iyi yerlere getirmek benim vizyonumda var. Bunu daha önce yaptım. Bakarsınız CV'mde var daha önce. Neydi o belirsiz? Bilgisi olmayan, fikri olan. Sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin ve öfkeyle mağlubiyet ya da galibiyete sevinmeden sonuca küfreden, bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne o? Ne ödüyor belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Yapmayın bunu. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli. Çünkü Türk futbolunun geleceği bizim için önemli. Ve bugün futbolun merkezi, Türkiye'de futbolun merkezi belki İstanbul. Evet, yönetilen merkez İstanbul. Ama futbolda bugün herkes Antalya'ya uğramadan geçmiyor. Kuzey Antalya'ya uğramadan geçmiyor. Orta Avrupa Antalya'ya uğramadan geçmiyor. Bütün takımlar Antalya'yı biliyor. Antalya dediğiniz zaman oyuncuların gözleri parlıyor. Yaklaşık 350-400 tane sahası olan, inanılmaz büyük tesisleri olan ve sen bu imkanların hepsini planlamayı bir günde yapacaksın. Yok arkadaşlar, biz bunu yedirmeyeceğiz. Kendi içimizde de eğer bunu bu şekilde, bu vizyonda olmayacaksa bunu oturup konuşuruz. Ne olacak? İlk defa ayrılmıyoruz, ilk defa gitmiyoruz, ilk defa bırakmıyoruz. Ama bana kimse bir şey sormuyor. Futbolda alınan kararlarda kimse fikrimizi sormuyor. Kimse oturup da ne diyorsunuz, şöyle bir anket var, şu soruların cevabını verin demiyor. Akşam Fatih Hoca bağırıyor, çağırıyor. Bugün ben belki bir şeyler söyledim, birkaç kelime. Yani olursa bakacağız. Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün Antalya Spor içinde mesele Ersun meselesi, mesele takım meselesi, mesele oyuncu meselesi değil. Mesele bir zihniyet, bir anlayış, bir felsefe, bir vizyon meselesi. Ya gelmeyin kardeşim, bu türlü vizyondaki insanlar burada bulunmayın. Bu yenmek, yenmenin de bir adaleti olmalı, yenmenin de bir ruhu olmalı, yenmenin de bir bedeli olmalı. Bu ne ya? Vahşice yenmenin bedeli yok ya. Sevgiler.